Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde Avrupa Birliği katılımı öncesi yardım aracı Kırsal Kalkınma Programı tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Tanıtım toplantısına vali yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Doktor Savaş Özgürsoy, Tarım ve İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, program çerçevesinde desteklenen Şemun Antakya Yöresel Lezzetlerin kurucusu Zehra Mirioğlu katıldı. Toplantıda ilk sözü projeyle desteklenen Şemun Gıda Antakya Yöresel Lezzetler kurucusu Zehra Mirioğlu aldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği hibe desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen projemiz 2015 yılında tamamlanarak hayata geçirilmiş ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Şirketimiz Ar-Ge ve ürün denemeleri çalışmalık sonrasında eşsiz yöresel lezzetimiz Ordu'nun üretim ve satışına etkin olarak başlamıştır. Ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Doktor Savaş Özgürsoy, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu konuştu. 42 ilde faaliyet gösteriyoruz. İlimizde şu ana kadar 68 milyon liralık bir yatırım desteklendi. Yatırımı devam eden birkaç projemiz daha var. Soğuk hava depoları, işleme tesisleri. Onlar da ikisi bitti. Son bir tane inşaatı başlamış olan var. Tabii bunun sayısının artmasını biz de canı gönülden istiyoruz ilimizde. Kırsaldaki insanımızı bulunduğu yerde tutabilmenin yolu kırsaldaki ekonomik gücün arttırılmasına bağlıdır. Bu amaç doğrultusunda uygulamaya konulan çalışmalardan biri de Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen İPART programıdır. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında %50 ile %65 arasında destek sağlamaktadır. Biz AB fonları olduğu için arkadaşlar, biz kuralı koyan biz değiliz. Bu Avrupa Birliği normlarına göre projelendirilen bir şey. Bunu bizim değiştirme şansımız yok. Proje kapsamında Hatay'da ilk desteği alan Şemun Gıda Antakya Yöresel Lezzetler kurucusu Zehra Mirioğlu sunum öncesinde katılımcılara oruk ikramında bulundu. Şemun Antakya Yöresel Lezzetler Hatay'ımızın oruğunu tanıtma amacıyla kuruldu. Amacımız bizim yöresel ürünlerimizi en iyi lezzetiyle doğal haliyle Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtmaktı. Hedefimiz en iyi şekliyle bu lezzeti, bu markayı daha da büyük yerlere götürmek.